Hikayemiz, biri yetimken evlat edindiği 7 çocuk babası Lübnanlı bir adamın hikayesi. 2008 yılında adamın başına gelebilecek en büyük şey gelmişti. Öyle büyük bir olaydı ki bunu herkese duyurmak için bir televizyon kanalına başvuruda bulunmuştu. Anlattığına göre o sabah, her zaman olduğu gibi sabah sporunu yapmak için evden çıkmıştı. Arkasından yaklaşan yüzü kapalı adamlar onu darp etmişlerdi. Bütün kemikleri kırılmıştı. Öyle ki omuriliği tamamen kırılmıştı. Gözleri çıkmıştı. Neredeyse ölümle müşerref olmak üzere gibiydi. Devamını kendisinden dinleyelim. Beni alıp hastaneye götürdüler ve ilk müdahaleyi yaptılar. Gözlerimi açtığımda doktorlar bana beni tam 4 saatliğine morga koyduklarını, çünkü öldüğümü sandıklarını söylediler. Nabzım tamamen durmuş, bilincim kapanmış, adeta ölü gibiymişim. Tabii üzerimde herhangi bir kimlik vesaire bulunmadığı için kim olduğumu bilememişler. Hemen bir televizyon kanalını arayıp morgda kimsesiz ve kimliksiz bir cenaze bulunduğunu ve kimliğini tespit etmek için bir fotoğrafını yaymanın mantıklı olabileceğini söylemişler. Muhabir, peki o morgda bulunduğun saatlerde garip şeyler oldu mu? Senin bulunduğun duruma benzer durumda bulunan insanlar genelde diğer aleme dair şeyler gördüklerini veya duyduklarını söylerler. Buna benzer şeyler yaşadın mı? Böyle bir şey hatırlamıyorum, ancak büyük bir mutluluk içindeymişim gibiydi. Oldukça rahat ve beni mutlu eden bir ortamdaydım sanki. Tabii burası neresiydi, nasıl bir yerdi tarif edemem. Muhabir, peki seni oradan nasıl çıkardılar? Hastane televizyon kanalını arayınca kanal benim fotoğraflarımı çekmesi için bir gazeteci göndermiş. Gazeteci gelip morgda bulunduğum bölümü açmış ve elimi alıp göğsümün üstüne koymak istemiş. O anda elimi tuttuğunda nabzımın hafifçe attığını hissetmiş. Hemen doktorları ve hemşireleri çağırmış ve beni morgdan çıkarmışlar. Ondan sonra nabzım ve yaşamsal fonksiyonlarım normale dönene kadar 10 gün yoğun bakımda kalmışım. O sırada hala bilincim yoktu. Tek hatırladığım şey güzel bir rüyadaymışım gibi hissetmem. Gözlerimi açtığım anda aynı yere tekrar dönmeyi istedim. Muhabir, komadayken hayata tekrar dönmek için bir şeyler yapmaya çalıştığını hatırlıyor musun? Hayır, hayır. Hatta uyandıktan sonra kızdığımı, sinirlendiğimi ve tekrar oraya gitmek istediğimi hatırlıyorum. Doktorlara beni uyandırdıkları için öfkelenmiştim. Uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlayamadım. Hatta şaşırıp neden hastanedeyim, ne oldu bana dediğimi hatırlıyorum. Bana omuriliğimin parçalandığını, gözlerimin yuvalarından çıktığını ve diğer şeyleri anlattılar. Adamın karısı şöyle diyordu. Kızımız daha çok küçüktü. Babasının komada olduğu süre boyunca çok gülüyordu. Sanki babasını görüyor ve onunla oynuyor gibiydi. Uyurken bile sürekli gülüyordu. Bense kocamın bu durumdan kurtulacağını umuyordum. Sonuçta ikimiz de bir yetime sahip çıkmıştık ve Allah bunun mükafatını hem dünyada hem ahirette muhakkak verecekti. Sıcak bir aile yuvasına ve şefkatle bakan bir çift göze hasret nice kimseler vardır. Bunlardan biri de yetimlerdir. Yetimler toplumlara Allah'ın birer emanetidir. İslam dini yetimlerin korunup gözetilmesini emreder. Onları sevmek, haklarını korumak, güler yüz ve tatlı dille ilgi göstermek dinimizin emridir. Yetimlerin tahsil ve terbiyeleriyle uğraşmak, topluma kazandırmak hepimizin görevidir. Kur'an-ı Kerim yetimlerin himaye edilmesi, haklarının korunması ve terbiye edilmesi konusunda çok hassasiyet gösterir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine ibadet edilmesini emrettikten sonra yardım edilmesi ve iyi davranılması gerekenleri sıralarken ana baba ve akrabadan sonra yetimleri zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere iyi davranın. Yetimler asla incitilmemeli, mağdur edilmemeli ve azarlanmamalıdır. Yetim malına çok dikkat edilmeli. Mallarına ve haklarına kesinlikle el uzatılmamalıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.